Herkese selam arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Son 3-4 aydır göğsümün sol tarafında bir ağrı var. Mahalle doktorunu aradım. Dedi ki acile git dedi. Biz bir şey yapamayız. Şimdi ben en son burada acile gittiğimde çocuk için gitmiştim. Çocukla beraber gitmiştim. Tam 5 saat falan beklemiştim. Bu 4-5 sene önce. Yani o zaman kendime demiştim ki bir daha hiç çok mecbur kalmadıkça bir daha bu şeye gelmeyeceğim. Hatta param olursa, param olduğuna da özele giderim daha iyi, acile gitmektense. Ya çok acil bir şey oldu mu eyvallah, çok böyle çabuk hemen şey yapıyorlar Allah için. Ama böyle normal, çok böyle acil bir şey olmadığında biz o zamanlar 5 saat falan beklemiştik. Şimdi bugün size aradan 5 sene geçti, bak hastanede işler kötü mü olmuş, daha mı iyi olmuş bakacağız. Şu an saat 10.30, çıktığımda ben size haber vereceğim kaç saat süreceğini. Şimdi dediğim gibi randevu almıyorsun acil için, gidiyorsun işte şey yapıyorsun. Yalnız benim tavsiyem, bak burada herkes öyle diyor. Londra'da, Londra'nın çevresinde yaşıyorsanız çok acil değilse ben hastaneye gitmeyin abi. Yani ne bileyim, onun stresi var ya, ben bilmiyorum ya, ben öyleyim, ben hastaneden nefret ederim. O beklemekten falan şey yapmaktan, inanın bana var ya, yani 300-400 pound veririm o şeyi çekmek istemem. O yüzden size tavsiyem siz olun, mecbur kalmadıkça. Geçip bakacağız, belki de daha iyi olmuştur. Görüşürüz birazdan. Birazdan arabayı park edip içeri gireceğim. Ne? Tam tamına 6,5 saattir buradayım. 6,5 saattir bekliyorum. İçeriği gördünüz, kalabalığı. İki kere kan aldılar. İki kere de kalbi falan kontrol ettiler. Umarım bir acayip acım. Gece bir şeyler yedim ama. Umarım bir saat sonra veya yarım saat sonra bırakırlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü saat şu an 5.30 oldu. İnanamayacaksınız. Saat, bak size bile arabama koydum, bilette göstereceğim. Saat 11'de geldim buraya. Saat 6.30. Yeni çıkıyorum. Şimdi çıkarken kalabalığa bakacaksınız. Hala dehşet bir kalabalık var. Şimdi dışarıdayız. Şimdi en son acile 5 sene önce gelmiştim. 5 sene önce gelmiştim. Ben demiştim ki, o da çocuğu getirmiştim. 5-6 saat falan beklemiştim. Siz olun. Londra'da yaşıyorsanız ve çok ama çok mecbur değilseniz acile gelmeyin. Tüm gününüzü, paranız varsa özele daha gidin. Mesela ben bugün kaybettiğim parayı özele gitseydim çok daha şey olurdu. Ben bu kadar süreceğini bu kadar bilmiyordum. Bak 11.30'da arabamı park ettim. Saat şu an 6.38. Yani 7-8 saattir ben oradayım. En sonunda da bir şey çıkmadı. O arabamı özlemişim ya. Park parası da acayip yüksek. Şu ana kadar bir yaklaşık 20 ile 25 arası park parasını ödedim. Bak size bileti de göstereyim. Sabah nerede yazıyor? 12.44'te, yani 2 saatlik aldım. 11 olmamıştı. 11'e çeyrek, 11.44'te aldım. Ondan sonrası telefonla ödedim. Ben zannetmiyorum, bak oradaki doktor bile diyordu. Diyordu ki biraz buraya gelen insanlar diyor ön hani muayene için biraz para ödemeleri lazım. Yoksa diyor böyle harbiden bir sürü insan var. Bak doktor kendisi de söylüyor. Bir sürü insan var. Hiçbir şey olmayan. Sadece orada kalabalık yapıyor. İnan bana, sadece kalabalık veya ne bileyim. Aslında biraz böyle bir ön ödeme falan alsalar hem hastanın da işi daha azalır hem de ne bileyim daha iyi hizmet olur ya. Şimdi dün hastaneye gitmiştim. Burada şöyle bir şey var. Her şey ücretsiz, tamam. Hastane falan ücretsiz ama
diş olayı hariç, diş için gene temel şeyler için ücret almıyorlar ama biraz böyle implant falan olduğunda onlar için ücret alıyorlar. Neyse, her şey ücretsiz. Ben hiçbir bir kuruş bile ödemedim hiçbir şekilde. Ama bugün mesela bana bir e-mail geldi, diyor ki buranın vatandaşı olduğuna dair diyor bize bir kanıt gönder. Pasaport olur, işte ehliyet olur. Ben 8 veya 9 senedir 8 sene oldu ben buranın vatandaşıyım. Hala benden kanıt istiyorlar. Bir de böyle saçma sapan şeyleri de var yani. Arkadaşlar, bu videoyu beğeniyorsanız, bu videoları falan beğeniyorsanız, size yararlı olduğunu inanıyorsanız sizden ricam YouTube'da olsun, TikTok'ta olsun yorum yazın. Sorularınız varsa yazın. Beğenmeyi, zil botunu açmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Görüşürüz.